Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir 78 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Atilla Pekdemir kimdir? 10 Şubat 1943'te Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1963'te konservatuarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimini ara vererek konservatuara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuarın ilk yılında 5 arkadaşı ile Grup 6 tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyunu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brecht oyunu olan 3 kuruşluk opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı. Gençlik tiyatrosuyla Almanya Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Keşanlı Ali Destanı oyununda Ali rolünü oynadı. Münir Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, Adını Sen Koy, Yol Ayrımı, Hayat Yokuşu ve İyi Ki Varsın'ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.